Şifacılar şifa arayıp kendilerine gelenlere 3 soru sorarmış. En son ne zaman dans ettiniz? En son ne zaman şarkı söylediniz? Ve en son ne zaman hikayenizi bir başkasıyla paylaştınız? Yolda gelirken araba şartlarında el verdiği ölçüde şarkı söylemeye, ritim tutmaya ve dans etmeye çalıştım. Dans gerçekten benim için bir tutku. Hikayemi anlatmak için farklı platformlarda oldum. Ben Tokat Turhal'da doğdum. Benim büyüdüğüm ortamda konuşmak için önce büyümek gerekiyordu. Bu kız çocuğu ya da erkek çocuğu olmamızla alakalı değildi. Büyümek için önce dinlemek, sonra ne dendiğini anlamak ve onun üzerine konuşmamız gerekirdi. Bu yüzden aileme çok şey borçluyum. Şükranlarımı sunuyorum sizlerin karşısında. Büyüdüm, büyürken de kendime 3 tane düstur edindim. Bir tanesi rahmetli babamın vasiyetiydi. Hayatında ne yaparsan yap ama asla onurundan vazgeçme. Bu senin yol haritan olsun. İlk duyduğumda 5 yaşındaydım. Ne demek istediğini gerçekten anlamamıştım. Bir defa daha tekrarladı, o zaman da lise sonuncu sınıftaydım. Tekrar etmesine artık gerek kalmamıştı. Bir diğeri, hayatta hiçbir şey tesadüf olmadığıydı. Çünkü bir düzen var ve bu düzen sizi bir şeylere hazırlıyor. Ve bir diğeri, hayatta her şeyin bir sonucu olduğuydu. Pozitif, negatif, olumlu, olumsuz. Şöyle bir bakın, düşünün. Ne yaşarsanız yaşayın, hoşunuza gitsin ya da gitmesin, mutlaka bir sonuç var ortada. Tesadüf konusunda farklı farklı yorumlar var. Kadercilik denilir. Hayır, tesadüf diye bir şey yoktur denilir. Ya da bu bir düzendir, gidersin, tesadüfle ne alaka denilir. Ben ilkokulu Turhal'da, ortaokulu Tokat'ta, liseyi İstanbul'da, ilk 2 yılın Avrupa yakasında, son süreyi Anadolu yakasında 2 farklı okulda okudum. Farklı kültürler, arkadaşlar, öğretmenler, çevre, kültür, yaşam çok farklıydı. Beni bir şeylere hazırlamaya başlamıştı. Hazırlık devam ediyordu. Lise bitti ve ben açık öğretim kazandım. Aynı yıl kazandığım yıl çok uluslu bir şirkette geçici yaz dönemi sekreteri olarak çalışmaya başladım. 18 yıl sürdü bu süreç. Ayrıldığımda kurumsal iletişim müdürüydüm. Belki üniversiteye açık öğretimde okudum. Ama o 18 yıl benim lisans eğitim anlamında bana çok çok şey kattı. Özellikle ilk 10 yılı iletişim ve ilişki yönetimi anlamındaki temel eğitimimdi benim. Önce profilim çalışanlarla müdürler arasındaki ilişkiyi ve iletişimi yönetmekti. Sonra 10 yıl sonra yine aynı şirkette halkla ilişkiler müdürü olduğunda hedef kitlem değişti, sorumluluklarım büyüdü. Değişti, gelişti. Bir anda hedef kitle çalışanlardan, kurum ve kuruluşlarından, kamuoyuna, müşterilere, şirket içi iletişime, basına, boyutlar her defasında değişti. İletişimin farklı farklı disiplinlerini öğrendim bu arada. Ve o dönemde her zaman destur edindiğim, yine Kızılderili atfına sığınarak paylaşacağım. Paylaşamıyorum, birazdan paylaşayım. Önce dinlemeyi, çünkü ilişki iki taraflıdır. İki tarafı da dinlemeniz gerekir. İletişim iki taraflıdır. Dinleyeceksiniz, anlayacaksınız ve konuşacaksınız. Bunu da yönetmeniz gerekir. Ürün iletişimini öğrendim, iç iletişimini öğrendim, kriz iletişimini uygulayarak öğrendim. Bir konuşmak yerine bir platformda su sıkarak, insanları püskürterek, kriz kitaplarına konu olacak örnekleri yaşadım. Ama ortada eğer o karşılıklı iletişim olsaydı, eğer dinleyebilseydi insanlar, eğer ortak bir çözüm bulabilselerdi belki o krizlerin hiçbiri yaşanmayacaktı. Daha sonra iki konuda eğitim almaya karar verdim. Kendimi geliştirmeye. Bunlardan bir tanesi yine iletişimin farklı bir disiplini, lobicilik. Bir diğeri de hissedar iletişimi. Nerede yapabilirim diye baktım ve dediğim gibi 18 yıl sonra
benim için çok büyük bir risk gibi görünse de lisans eğitimimi tamamladım, yüksek lisansa geçiş yaptım. Ve 7 yıl boyunca lobicilik üzerine birebir çalışarak deneyimledim. Kitap anlamına baktığınızda ister Wikipedia'ya bakın, ister sosyal bilimler enstitüsü web sitelerine bakın. Verilen kararları özellikle siyasi anlamda hükümetlerin verdiği kararları etkileme olarak geçer. Aslında verilen kararların etkilenmesi her anlamda geçerlidir. Sadece lobicilikte değil. Bunu en son yaşadığımız soma örneğinde de görebiliriz. Eğer mevzuatları iyi okuyup, iyi yorumlayıp, düzgün bir şeyler yapsaydık, belki çok daha farklı sonuçlarımız olacaktı. Bu iş hayatımızda da böyle. Bazen bakarsınız lobi, şirketinizin önünden geçen bir duble yolun bütün şirket trafiğinizi aktarmasıyla kesişir. Bazen bulunduğunuz sektördeki yasal bir düzenlemenin iş hayatını ya da satış ekibini, üretimini nasıl değiştirdiğiyle gelişir. Bazen bir bakarsınız çalışanlardan birinin siyasi görüşünü sosyal medyada paylaşmasının ertesi gün şirket kapınıza dayanan kamuoyuyla ve vatandaşla geliştiğini görürsünüz. Ama aslında hepsi iletişimin ve ilişkinin yönetim biçimidir. Oradan da yüksek lisansımı da yaparak mezun oldum. Şimdi doktora yapıyorum, hissedar iletişimindeyim. Öğrenimim ve eğitimim devam ediyor. 26 yıl geçti üzerinden ben çalışmaya başladıktan sonra. Büyüdüm, çok şey öğrendim. Özellikle o 18 yılda, ilk 10 yılında iş disiplinini, iş ahlakını, samimiyetle labalilik arasındaki ince çizgiyi, çatışmaları kişiselleştirmeden sadece iş odaklı, iş hedefli gerçekleştirmeyi, yapıcı olmayı, geri bildirimi, yapıcı yapmayı öğrendim. Hala devam ediyor. Evet çocuktum başladığımda, liseyi yeni bitirmiştim, büyüdüm. Ama inandılar. Önce ben inandım yapabileceğime. Çok zaman başarısız olduğum da oldu ama hiç vazgeçmedim. Çünkü mutlaka bir hatayı birden fazla tekrarlamazsanız öğrenirsiniz. Hata yapmadan da öğrenemezsiniz. Ben bunu oğlumla deneyimledim. 3,5 yaşında yuvaya başladı. Yuvadaki rehber öğretmen çağırdı ve şunu söyledi. Evdeki mükemmelliyetçi model kim? Çünkü oğlumun hiçbir şekilde hata yapmasına izin vermiyordu. Çünkü hata mümkün değil, yapılamaz bir şeydi. O bana öğretti, empatiyi öğretti. Yeniden dans etmeyi, yeniden parkta oyun oynamayı, empati kurarak anlamayı yeniden hatırlattı bana, yeniden deneyimledi. Evet bu 26 yılda evlendim, sevgili eşim Burak'a çok şey borçluyum. Özellikle aynı mesleği yapıyor olmamızdan dolayı mesleki anlamda bana çok şey kattı, aileme çok şey borçluyum. Ve yine hoşgörü, hata konusunda seyremeye başlamak benim için bir dönüm noktasıydı. Bu bir tesadüf olamaz. Bana bir şeyleri öğretiyordu hayat. Yaşam puzzle'ımda önceden planlanmış yerlerin yerine yerleşiyor olmasını deneyimlemek gerçekten müthiş bir duygu. O seramikte yaptığınız, ürettiğiniz o çamura şekil vermek, o şekilin fırından çıkışını beklemek ürettiğiniz her neyse, ve fırından çıktığında parçalanmış, un ufak olmuş bir şeyle karşılaşmak benim için çok acı bir tecrübeydi. Ama bana sabretmeyi öğretti, hoşgörülü olmayı öğretti. Bunu bütün hayatıma uyumlamayı öğretti bana. Şöyle bir düşünün. Sizler uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Birçok dostluklarınız var, arkadaşlarınız var. Hafızalarınızı lütfen yoklayın istiyorum. Kaç kişi varsa en son ne zaman konuştunuz? En son ne zaman aradınız? Kaç çocuğu var biliyor musunuz? Neden iş değiştirdi ya da o mesleği neden yapıyor? Sevdiği için mi yapmak olmak için istediği mi? En son ne zaman kart gönderdiniz? İlişki böyle bir şey. Ben o anlamda çok zenginim. Dün bıraktığınız yerden başlayabilmektir o ilişkiyi yönetmek. Aradan kaç yılın geçtiği ya da arada ne kadar mesafelerin olduğunu bir anlamı yoktur ilişkiyi yönetmekte. Dolayısıyla sevgili dostlar, lütfen dans edin,
şarkı söyleyin, dinleyin ve anlayın. Hayatınız boyunca da sizi dinleyen, anlayan, ne yaptığı kadar nasıl yaptığını bilen, ne söylediği kadar nasıl söylediğini bilen konuşanlarla karşılaşmanız dileğiyle teşekkür ederim.